Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir EYT videosuyla birlikteyim. Size ben zaman zaman EYT ile ilgili yaşadığım deneyimi aktardığım çeşitli videolar çekmiştim. Bugüne kadar 4 tane video olmuştu. Bu 5. video olacak. Bu 5. videoda gelinen son durumu ve son noktayı sizlere aktarmak istiyorum. Daha önceki videolarımı izlemeyenler için açıklamaya hepsinin tek tek linkini koyacağım. Onlara bakarak da en azından konunun gelişimi hakkında bilgi sahibi olmuş olursunuz. Kısa bir özet geçmem gerekirse ben EYT başvurumu 3 Mart 2023 tarihi itibariyle yapmıştım. 8 Haziran 2023 tarihi itibariyle de bağ kurumun kesilmişti. 22 Haziran 2023 tarihinde ise tahsis numaram verildi. 5 Temmuz 2023 tarihinde ise günlük ödemede bir rakam gördüm. 7 Temmuz'da bayram ikramiyesi yattı ve onu çektim. Ve 10 Temmuz'da da günlük ödemedeki rakamı çektim arkadaşlar. Yani emeklilikte belli bir noktaya gelmiş oldum. Tabii burada birazcık bazı deneyimlerimden sizlere bahsetmek istiyorum. Çünkü herkesin deneyimi aynı olmuyor, onu söyleyeyim arkadaşlar. Mesela benim bazı arkadaşlarıma toplu bir para yatırması da olmuş. Bana böyle bir şey olmadı. Bu günlük ödemede gördüğüm rakam, tarihi olarak da bakayım. 5 Temmuz'da gördüğüm rakam benim normal maaşımın biraz daha altında bir rakamdı. Benzer bir süreçten benim kardeşim de geçmişti mesela. Normal maaşından daha düşük bir rakam yatırılmıştı. Daha sonra bu aradaki eksik olanlar, şimdi biz başvurduğumuz tarih itibariyle maaşımız bağlandığı için o aradaki eksik olan rakamlar da yavaş yavaş tamamlanıyor. Ama bazılarını toplu bir para yatmış. Yani örnek veriyorum 3 aylık maaşı birden yat. Mesela maaşı 10 bin lirası 30 bin liralık bir rakamı görmüş orada. Bendeki durumu öyle olmadı. Muhtemelen benim gibi benzer durum yaşayanlar da vardır aramızda diye düşünüyorum. Ama gelinen süreçte özellikle Mart ayının başında başvuranların hemen hemen hepsinin artık bir şekilde emekli edildiğini söyleyebilirim. Hala da bana videoların altına gelen yorumlarda işte 15 Mart'ta başvurdum henüz olmadı, 25 Mart'ta başvurdum olmadı, ne bileyim Haziran ayında başvurdum hala emekliliğim olmadı gibi yorumlar da geliyor. Tabii ki Mart ayı bitmeden öbür aylara ulaşılabilir mi? Henüz o konuda çok emin değilim ama benim gördüğüm, etrafımdan gördüğüm en azından bu Mart ayının başında, yani bu 3 Mart'ta başlamıştı zaten. 3 Mart itibariyle başvuranların büyük bir çoğunluğu eğer sigortayla ilgili bir sıkıntısı yoksa veya başka sıkıntıları yoksa emekli bir şekilde oluyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Şu soruyu çok soruyorsunuz. Tahsis numarası çıktıktan kaç gün sonra maaşımı alabiliyorum? Genelde şöyle oluyor. Ortalama 1 hafta ile 10 gün arasında ama benim örneğimde biraz daha uzun oldu. Neden? Çünkü araya bayram tatili girdi. Kurban Bayramı tatili. Kurban Bayramı tatili girince süre biraz daha uzadı. Bir 20 günü ulaştı, hatta geçti gibi söyleyebilirim arkadaşlar. Bir şekilde yine alıyorsunuz. Yani almamak gibi bir durum söz konusu değil. Ulaşıyorsunuz. Yani tahsis numarası çıkınca zaten olay bitmiş oluyor. Fakat şöyle bir durum var. Bazı ufak tefek ipuçları da vereyim size. Maaş tarafındaki veya o günlük ödemede gördüğünüz, yani e-devlette günlük ödemede bir rakam görüyorsunuz. O rakamı siz bankada göremiyorsunuz. Yani bankadaki hesabınız varsa da bile, ki ben var olan bir bankaya kendi tanımlamıştım emeklilik başvurumu yaparken. O bir havuza düşüyor. Ve bu havuza düşme meselesi şöyle. Eğer bankayla gidip, herhangi bir bankayla gidip anlaşma yapmazsanız o sizin maaşınız havuza düşmeye devam ediyor. Yani siz onu göremiyorsunuz ama bankaya gidip ismini verdiğiniz bankaya ya da isim vermediyseniz, herhangi bir banka ismi vermediyseniz ikametgahınızın bulunduğu yerdeki en yakın Ziraat Bankası'na devrediliyor bu otomatik olarak. Ziraat Bankası'na gidip sormanız gerekiyor. Havuza düştüm. Ha, ama eğer siz anlaşma yaparsanız, yani bankaya gittiniz, promosyon anlaşması yaptınız, o zaman belirlenen hesaba düşmeye başlıyor ondan sonraki aylarda. Yaşadığım enteresan bir deneyim de şu. Bayram ikramiyesi yattı. Bu burada söylemiştim, tarihsel olarak baktığımızda 7 Temmuz'da yattı. Bu direkt benim mobil uygulamamda gördüm ben. Hatta havuzda değil de o direkt mobil uygulamadan çıktı. İşte hesabınıza para yatmıştır. Hatta şuradan bir yerlerine koyarım şimdi onun linkini. Fotoğrafını daha doğrusu. Siz de görmüş olursunuz. Doğrudan doğruya gördüm ama yine çekemiyorsunuz bu arada. Görmeniz de şey ifade etmiyor. Onu gördüm ben. Yani bayram ikramiyesi çünkü ayrı bir şekilde yatıyormuş. Onu sonradan öğrenmiştim. Onu banka hesabımda gördüm ama hesabımı aktarmak için yine bankaya gidip işte böyle bir şey gelmiş, bu parayı aktarmak istiyorum mu söylemeniz gerekiyor. Yani bankayla promosyon anlaşması yapmadan paranız sürekli havuza düşmeye devam ediyor. Bunun altını özellikle çizin. Bunu ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu konu çok önemli. Tabii hala emekli olamamışlar var aramızda. Evet, ne yazık ki var. Onlar da fikirlerini yorumlara yazsınlar arkadaşlar. İnşallah en kısa zamanda da emekli olurlar diye temenni ediyorum. Çünkü yani bu süreç çok uzadı. Çok insan da mağdur oldu ne yazık ki. Şundan dolayı mağdur oldu. Mesela benim için öyle bir durum söz konusu değil ama işte işinden ayrılanlar oldu. Eksik günlerini tamamlamak için kredi çekenler oldu. Hani 1-2 ay içinde maaşım bağlanır diye. Ama 3-4 aya uzayan süreçlerde olduğunu söyleyebilirim. Ben şu anda henüz daha maaşımı almadım bu arada. Temmuz'un 25'inde alacağım. Bu videoyu da Temmuz'un işte 16'sında çekiyorum. Muhtemelen önümüzdeki hafta yayına vereceğim. Yani 1-2 gün içinde yayına veririm. Ama daha hala da tam olarak maaşımı almadım ve bilmiyorum rakamı da bu arada. Onu da söyleyeyim ama
ama henüz ben de daha tam olarak maaşımı almadım. Mart'ta başvurdum. Temmuz ayında ilk maaşımı almış olacağım arkadaşlar. Sizin de konuyla ilgili görüşleriniz ve fikirleriniz olabilir. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Bu tarz içerikler paylaşıyorum. Başımdan geçenleri size aktarmaya çalışıyorum. Siz de desteklerinizi abone olarak gösterirseniz çok sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz çok mutlu olurum. İnşallah herkes en kısa zamanda emekli olur diyorum. Tüm emekli olan ve emekliliğini bekleyen arkadaşlara da selamımı iletiyorum. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.